Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir CSGO rehberi çekeceğim. Ve CSGO rehberinde bu sefer aim ile alakalı çok fazla soru soruyorsunuz. Ve yeni oyuna başlayan oyuncular nasıl aim geliştirilmesi gerektiğini bilmiyor. Ben de size kendi bilgilerimden göstermeye, öğretmeye çalışacağım. Şimdi öncelikle aim belli bir zamandan sonra kazanılan bir şey. Eğer zaten FPS oyuncusuysanız, yani daha öncesinde FPS oynadıysanız zaten belli başlı bir eğiminiz vardır. Yani bu FPS oyunlarına eliniz sıcaktır. Ama FPS oyununa yeni geçmiş veya CSGO tarzına yeni geçmiş oyuncular veya daha fazla eli ısınık olmayan oyuncular ne yapması gerekiyor onu söyleyeceğim size. Aynı zamanda kendini geliştirmek isteyenler de bu rehberi dinleyebilir. TS'den ses geldi. CSGO'da en iyi aimer kim? Scream. Scream'in profesyonel arenada çok fazla bir etkisi yok. Profesyonel maçlara baktığınızda çok fazla bir etkisi yok. Ama insanüstü bir eğimi var. Peki bu eğimi nasıl kazandı bu adam? Tabii ki de belli bir zaman eğim üstünde harcadıktan sonra kazandı ve belli yaptığı hareketler var Scream'in. Size onları da göstereceğim. Ayrıyeten nerede eğim çalışmanız gerekiyor onları göstereceğim. Şimdi workshop'a geldiğinizde, workshop haritalarına geldiğinizde, workshop haritalarında nereden yer aranıyordu? View Workshop diyorsunuz. Daha sonra oradan aramanız gereken maplerin isimleri Aim Bots, yani şu. Ve Reflex Aim, Fast Aim Reflex Training bu. Bu iki haritayı indirdiğinizde rahatça istediğiniz zaman botlarla aim çalışabilirsiniz ve bunun günde yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika yapmanız veya maçtan önce 10 dakika yapmanız sizin için etkisi olacaktır. Çünkü bilgisayar başına oturduğunuzda çat diye birden böyle en yüksek derecede eğime sahip olmazsınız. Yani belli bir süre elinizin ısınması lazım. Ayrıca oyunun içinde Scream'in yaptığı hareketler var. Onları size göstereceğim. POV demolardan ve normal Twitch'teki maçlardan, kendi Twitch'inden izlediğim kadarıyla Scream'in yaptığı belli başlı klasik fix hareketler var. Onları size göstereceğim. Bunların size yardım edebileceğini düşünüyorum. Aimbot'u bilmeyenler için tekrar ben gireyim göstereyim. T'yi seçmeniz lazım. Aimbot klasik olarak bu. Burada silahları alacaksınız. Nerede botlar? Ha, botları attım ama. Geliyorlar gidiyorlar. İşte botların kafasına maçtan önce böyle çat çat çat. İstediğiniz gibi şuradan ayarlayabilirsiniz botların nerede spawn olacağını. Mesela hatta orayı yapalım. Şöyle. Böyle duvarlar kapanıyor vesaire. Siz de burada işte aim çalışabilirsiniz. Zaten benim CSGO yayınlarına bakanlar olduysa onlar da şey yapmıştır. Görmüşlerdir illaki beni burada oynarken. Gerçekten burası işe yarıyor. Yani hem silahın kontrolüne alışıyorsunuz hem de maçtan önce aim'iniz ısınıyor yani. Benim mesela H1Z1'den çıktım. Daha CSGO'daki aim'i ısınık değilim. Ama 10 dakika biz böyle oynasam ne olacak? Maça girdiğimde en azından ben bugün hiç CSGO oynamadım demeyeceğim. Aimbots da bu şekilde. Buradan istediğiniz herhangi bir silah alıp çalışabilirsiniz aim. Ve diğer map'i de göstereceğim şimdi. Diğer map Fast Aim Reflex Training. Evet, burada da gerçi VM modeli saldı şimdi. Burada da Reflex Training'de karşıda bot var mı? Şu anda bot yok. Bot ad. Eğer sizde böyle bot gelmezse bot adı yapabilirsiniz sürekli. Daha sonra işte şöyle şuradan botun kafası gözüküyor. Hani bir ses yapmanız lazım ilk baştan botların uyanması için. Ondan sonra aim çalışabilirsiniz aynen bu şekilde. Yani bunu her gün bıkmadan, usanmadan, maçtan önce veya canınız sıkıldığında vesaire yaparsanız, yani ben iyi olmak istiyorum, eğimim iyi olsun isteyen oyuncular varsa onların yapacağı bir şey tabii ki de bunlar. Yani bunu günde 10 dakika yaparsanız ister istemez bir gelişme göreceksiniz zaten siz de kendinizde. Şimdi en önemli olaya geliyoruz.
Buradan da disconnect'i de atıyorum. Şimdi en önemli olaya geliyoruz. Scream'in yaptığı fix hareketler dedim. Fix hareketler ne? Onu açıklayacağım. Buradan da Dust 2'de gösterelim. Bunu genel amaçlı olarak yani bütün maplere yayma olarak tek tek POV demo izleyebilirsiniz YouTube'dan. Eskiden normalde maç videosunu indiriyordunuz. Oradan kendiniz CSGO için de açıyordunuz. Ama şu an CSGO çok popüler olduğu için YouTube'da bile oyuncuların POV demolarını bulabilirsiniz. Herhangi bir oyuncunun POV demosunu rahatça bulabilirsiniz. Yani bunu kendine meslek olarak edinmiş YouTube kanalları da var. Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi fix hareketler dediğim olay ne? Onu size açıklayacağım. Şu VF modeli değiştireceğim. Gözüme batıyor çünkü. Evet, şimdi fix dediğimiz hareketler ne? Onu hemen gösteriyorum. Ama önce bir bana M4A1 lazım. M4A4 mü? M4A1 ayarlı değil mi ya bende? M4A4 mü ayarlıymış? Allah Allah. Neyse. Atıyorum siz B oyuncusunuz ve B oyuncunun B'de yapması gereken fix hareketler nelerdir? Öncelikle Scream dediğimiz oyuncu aimer. Yani bu adam Freiberg gibi B tünele smoke atıp da smoke karşısına geçip de smoke'a basmaz. Yani Scream'in yapacağı hareket şu işte. Hani gir çık yapar mesela. Normalde şu adam bu adamın buraya geçtiğini gördüğünde Scream'in yapacağı hareket aynen şudur. Buraya gelip tek tek sıkar ve girişik yapar. Yani pre-fire dediğimiz olayı yapar Scream aslında. B'ye girdiğinizde hani şurada adam olabilir, burada adam olabilir, burada adam olabilir, plant'ta adam olabilir. Bir de bu tarafa böyle komple bakarsınız ve buraya böyle tarayarak girersiniz. Yani Scream'in yapacağı olay bu. Ama o ne yapıyor? Tarayarak girmiyor. Adam geliyor, bir mermi atıp da kaçıyor ondan sonra. Sizin de bunun gibi pre-fire olayına alışmanız lazım. Eğer aim'im iyi olsun diyorsanız veya görmeden bile adamı vurayım diyorsanız. Çünkü alıştıktan sonra zaten ister istemez tek tek sıkınca zaten refleks haline geliyor. Kas refleks haline geliyor. Böylece daha da kolay yapabiliyorsunuz. Mesela daha başka bir örneği A rampadan. Şöyle direkt merdan oyuncular girdiğinde girişik yapar. Bu hem sizin vurulmanızı zorlaştırıyor. Yani adam şurada duruyor diyelim. Çünkü T oyuncularının bakacağı çok fazla alan ve yer var. Hani adam merdan girdiğinde her yerde olabilirsiniz plant'te. Ve plant'te her yerde olabilme ihtimaliniz varken ayrıyeten sürekli yer değiştirip çıkıp ateş edip pozisyon değiştirip de ateş ettiğinizde bu sefer teröristlerin işini daha da zor duruma düşüreceksiniz. Ben böyle oynamanın birazcık zaman gerektirdiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten kolay bir şey değil ve ezberlemeniz lazım ne yapmanız gerektiğini. Sürekli duvarın kenarından çık çık sık çık sık çık sık ve ayrıyeten eğiminizin de alışması lazım. Yani ayrıyeten AD yaparken bir yandan mouse'unuzun da nerede olduğunu kontrol etmek birazcık kas meselesi ve zaman meselesi. Umarım videoyu etkili bulmuşsunuzdur. Umarım nasıl eğim geliştirebileceğiniz hakkında bir şeyler kazanmışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz de söylediğim adımları takip ederseniz ister istemez geliştiğinizin farkına varacaksınız. Tekrardan söylüyorum, bu kendini geliştirmek isteyen arkadaşlar için bir rehberdi. Yani normal sıradan oyun oynayanlar belki de her gün 10 dakika deathmatch kasmayı veya aim kasmayı fazla bulabilir. Her neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Drop it.